Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun çok sevdiği bir lezzet olan kandil simidi yapıyoruz. Gerçekten nefis bir lezzet. Bu arada arkadaşlar, tarifime geçmeden önce hepimize dualarımızın kabul olduğu hayırlı kandiller diliyorum. Şimdi hemen tarifime geçiyorum, iyi seyirler dilerim. Yoğurma kabıma 3 yumurtayı alıyorum. 1 yumurtanın beyazını üzeri için ayırdım. Malzeme miktarlarını açıklama kısmına da yazıyorum arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. İki yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı sirke, elma sirkesi kullandım ben. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarif hakkındaki yorumlarınızı da videonun altına mutlaka bekliyorum. Tereyağını yoğurarak biraz dağıttıktan sonra şimdi un ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm 200 ml. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 silme yemek kaşığı şeker. 1 paket kabartma tozu. Ve 1 yemek kaşığı da mahlep ekledim. Hamuru güzelce yoğuracağım. Evet, hamuru yoğurdum. Bu şekilde. Kıvamını da şimdi size göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şimdi şekil vermeye başlayabilirim. İstediğim büyüklükte bezeler kopararak simitlerimi hazırlıyorum. Eğer evde yapmayı denemediyseniz arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir tarif. Aynı zamanda sizin de gördüğünüz gibi hazırlaması da çok kolay. Şekil verirken kapatma noktalarının iyice yapıştığından emin olun ki pişerken çıkmasın. Evet, simitlerimin hepsine şekil verdim. Önce yumurta beyazına, sonra susama bandırarak tepsime dizeceğim. Susamı biraz kavurarak kullandım arkadaşlar. O zaman çok daha lezzetli ve çok daha çıtır oluyor. Tavada hafif, kısık ateşte biraz kavurdum. Bu şekilde bütün simitlerimi hazırlıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Kandil simitlerim fırından çıktı. Biraz soğuduktan sonra servis tabağıma alıp size de göstereceğim. Ağızda dağılan yapıda ve nefis bir lezzet. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.